Merhaba sevgili gençler, 4. sınıflar Türkçe kitabımızın Nane ile Limon adlı dinleme izleme metninin 33. sayfasındaki hazırlık çalışmalarını beraber yapalım arkadaşlar. Daha sonra diğer sayfalara geçeriz. İki tane hazırlık çalışmamız var bu sayfada. Ondan sonra da bir tane de etkinliğimiz var. Tabii kanalımıza abone olup videolarıma yorum yaparsanız bütün kitap çözümlerinizi ve bütün sayfa çözümlerini sizler için yapacağım. Evet sevgili gençler, birinci sorumuz çevrenizde gidebileceğiniz hangi kütüphaneler var? İkinci soru, kütüphanelerde nasıl davranmamız gerekir? Çok basit arkadaşlar. Çevrenizde mutlaka her ilde bir ilde oturuyorsanız, büyük şehirde oturuyorsanız il halk kütüphaneleri mutlaka vardır. Halk kütüphaneleri, özel kütüphaneler de vardır. Ben mesela bulunduğum çevredeki kütüphaneleri yazdım. Halk Kütüphanesi ve Sabancı Kültür Merkezi var diye yazdım. Siz de şehrinizde ya da bulunduğunuz yerde araştırınız hangi kütüphaneler var, onları yazın. İkinci soru, kütüphanede nasıl davranılır? Ayakta dolaşmamamız gerekir değil mi? Etrafı rahatsız ederiz bu şekilde. Gürültü yapmamamız gerekir. Yiyecek ve içecek tüketmemiz gerekir. Çünkü oraya kitap okumaya ya da ders çalışmaya gidiyoruz. Sohbet etmeye ya da beslenmeye gitmiyoruz. Yanımıza suyumuzu alabiliriz. Sessizce yudum yudum içebiliriz ama diğerlerini yapmamamız gerekiyor. Birinci etkinlikte görsellerden hareketle izleyeceğiniz metnin konusunu tahmin ediniz. Evet, metnin konusunu tahmin etmeniz isteniyor. Ne yapıyor burada? Nane ve limon kitaplara bakıyor. Burada da bakıyor. Burada kitap arıyorlar. Burada da evet, kütüphanede kitap arıyorlar. Tahmin edelim. Ne olabilir arkadaşlar metnin konusu? Metnin kütüphaneye gidip kitap arayan iki arkadaşı konu alıyor olabilir mi? Evet, tam da bu arkadaşlar. Kütüphanede kitap arayan Nane ve Limon'u, yani iki arkadaşı konu alıyor. Metni dinlediğiniz zaman bunu da rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Evet, videoyu durdurup yazın. Bir sonraki sayfaya gelin. Orada sizi bekliyorum. Evet, bitirdiniz, geldiniz. 34. sayfa. Nane ile Limon'un 34. sayfa, 2. ve 3. etkinlik. Şimdi 2. etkinlikte diyor ki, metni izlerken karakterlerin beden dillerini ve de dikkat ederek sözlü olmayan mesajları, bu örnekteki gibi yani sözlü olmayan jest ve mimiklerinize bak, mimiklere bakın diyor yani. Örnek, Limon'un elini çenesine götürmesi hareketinden onu düşündüğünü anlıyoruz. Evet, metni izlediğiniz zaman parmağını dudağının üzerine koyan Limon sessiz olunması gerektiğini anlatmaktadır. Evet, ama hastanelerde de var değil mi? Hemşire parmağını dudaklarının üstüne koymuş. Hastanelerde asıldı, sus yani, sessiz ol anlamındadır. Evet, bunu da yazmış oluyoruz bu şekilde sevgili gençler. Siz de tabii ki başka şeyler de yazabilirsiniz. Parçayı tabii dinlemek ya da izlemek istiyorsanız. Üçüncü etkinliğimizde kelimeler verilmiş. Bu kelimelerin önce tahmin edin, sonra anlamlarını yazın ve birer cümle içerisinde kullanınız diyor arkadaşlar. Dört tane kelimemiz var. Müthiş, gizem, manyetik ve emek kelimeleri. Müthişi şöyle tahmin ettim ben. Muhteşem dedim. Anlamı dehşetli, sözlüğe baktığınız zaman dehşetli anlamına geliyor. Cümle, maçta muhteşem oynadı şeklinde yazdım. Siz de başka bir şey yazabilirsiniz. Gizem, tahminin bilinmeyen, sözlük anlamı saklı olan olağanüstü şey. Benim cümlem, öğretmenimiz gizemli birine benziyor. Siz de arkadaşım çok gizemlidir diyebilirsin. Manyetik, benim tahminim mıknatısa benzeyen, anlamı mıknatıs özelliği olan. Cümlem, insanları mıknatıs gibi çekiyor veya mıknatısın iki kutbu birbirini iter. Bunu da yazabilir, değiştirebilirsiniz yani. Emek, tahminim uğraşmak. Sözlük anlamı, bir işin yapılması için harcanan maddi ve manevi güç. Peki cümle, babam emeğinin karşılığı ile bizi okutuyor. Evet, siz de benim emeğimin karşılığını okulda aldım şeklinde yazabilirsiniz. Ya da annemin bizim üzerimizde çok emeği var diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu sayfayı da bitirdik. 33, 34'ü de bitirdik. Siz bakalım durdurun, yazın. 35'te bekliyorum sizi, gelin. Aferin size, geldiğiniz 35. sayfaya. Evet, burada sizi bayağı bekledim ama. Şimdi 4. etkinlikte
Soruları metine göre, dinlediğiniz metine göre cevaplamanız isteniyor arkadaşlar. 7 tane sorumuz var burada. Birinci soru, limon yolda kimin ile karşılaşıyor? Evet, Turp ile karşılaşıyor. Turp abi değil mi? Turp abi ile karşılaşıyor. Birinci sorumuzun cevabı. İkinci soru, Turp abi ödevlerini yapabilmeleri için limon ile bibere hangi kitabı önerdi? Hangi kitabı öneriyordu? Fen bilimleri kitaplarının arasında en arkada kalan büyük bir kitabı önermişti değil mi arkadaşlar? Evet, ikinci sorumuzu da bu şekilde yaptık. 3. Limon ile biber kütüphane görevlisinden nasıl bir uyarı alıyorlar? Sessiz olmuyorlar, kuduruyorlar, yaramaz yapıyorlar, konuşuyorlar değil mi? Sessiz olmaları ve başkalarını rahatsız etmemeleri için uyarı alıyorlar. 3. sorumuzun cevabı. Şimdi 4. Limon ile biber hangi konuyla ilgili araştırma yapıyorlardı? Maddenin özellikleri konusunda araştırma yapıyorlardı değil mi? 5. Limon ile biber kütüphanede aradıkları kitabı niçin hemen bulamadılar? Cevap, kitap çok olduğu ve kütüphane büyük olduğu için kitabı hemen bulamamışlardı değil mi? Ve 6. Limon ile biber Turp abinin söylediği kitabın içinde hangi notu buldular? Emek harcamadan başarıya ulaşılamaz notunu bulmuşlardı. 7. Bilgiye en iyi nasıl ulaşılır? Cevap, bilgiye en iyi araştırarak, çaba harcayarak ulaşılır değil mi arkadaşlar? Evet, 7 tane sorumuzu da bu şekilde cevaplandırmış olduk. Bu etkinliğimizi de bitirdik. Bir sonraki etkinliğe aşağı iniyorum. Videoyu durdurup yazıyorsunuz. Peşimde aşağıya doğru videoyu yürüterek bir sonraki etkinliğe geliyoruz. Evet, metnin konusu ve ana fikrini belirleyiniz diyor arkadaşlar. 5. etkinlik. Metnin konusu neydi? Limon ile biberin araştırma yapmaları. Peki ana fikir neydi? Emekten bahsediyor değil mi sürekli? Emek harcamadan güzel sonuçlar elde edemeyeceğimiz. Evet, ana fikir ise emek harcanmadan güzel sonuçlar elde edemeyeceğimizdir. Konu ise limon ile biberin araştırması. Evet, 35. sayfamızı bitirdik. Siz yine durdurup yazın. Ben sizi bir sonraki sayfada bekliyorum. Koşarak gelin. Geldik 36. sayfa ve 6. etkinlik, nane ve limonla bakalım neler yapacağız. 6. etkinliğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar, izlediğiniz çizgi film ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi arkadaşlarınıza yazarak paylaşınız. İzlediyseniz tabii ki siz farklı bir şekilde paylaşacaksınız. Benim izlediğimden edindiğim şudur. Bu çizgi filmde emek vermeden, çaba harcamadan güzel şeyler elde edemeyeceğimiz çok güzel bir şekilde anlatılmıştır. Çok faydalı ve güzel bir çizgi filmdi diyebilirsiniz. Ben onu yazmadım. Çok faydalı ve güzel diye bitirdim. 7. etkinlik. Metnin içeriğiyle uygun farklı başlıklar belirleyiniz. Alın teri yazabilirsiniz. Emek vermek diyebilirsiniz. Başka ne diyebiliriz ki buraya arkadaşlar? Biraz yaratıcı olmak lazım değil mi? Alın teri, emek, siz farklı şeyler de yazabilirsiniz tabii ki. Şimdi 8. etkinliğimiz. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir diye başlayarak özen gösteriniz, tartışma sonunda grupların bakış açılarını yazınız ile bitiyor. Evet, birinci grup çok gezen bilir diyor, ikinci grup çok okuyan bilir diyor. Peki birinci grup neden öyle diyor arkadaşlar? Çok gezen bilir çünkü yaşayarak öğrenir, dokunur, hisseder, görerek öğrenir. İkinci grup çok okuyan bilir diyor. Çok okuyan bilir çünkü okumadan, öğrenmeden, gezmeden bomboş yapıları izlemeye benzer. Evet, okumadan, öğrenmeden gezmek bomboş yapıları izlemeye benzer. Gezerek, öğrenmeden gezmek bomboştur diyor. Önce okuyun, öğrenin, sonra gezin diyor. Siz hangisini haklı buluyorsunuz bilmiyorum. Şimdi 9. etkinliğimiz, kütüphanede uygulanması gereken kurallar vardır arkadaşlar. Birçok kural vardır. Sınıfta da aslında bunlar geçerlidir. Bu kurallar nelerdir? Ayakta dolaşılmamalı, sessiz olunmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, müzik dinlenmemeli, yüksek sesle konuşulmamalı, gürültü yapılmamalı, kimseyi rahatsız etmemeliyiz değil mi arkadaşlar? İşte aynı sınıftaki, aslında sınıftaki kuralların aynısı kütüphanede de geçerli. 36. sayfamızda bu şekilde bitirmiş olduk sanırım. Başka bir şey yok değil mi? Yok. 36. sayfayı bitirdik. Bir sonraki sayfada bekliyorum sabırsızlıkla çayımı içerek. Siz de burayı durdurup bitirip hemen geliyorsunuz.
Bayağı hızlısınız. Geldiğiniz 37. sayfa. 37. sayfada arkadaşlar farklı yazı stillerini inceleyiniz diyor. Eşya isimlerini kendi yazı stilinize yani kendi el yazınız ile yazınız diyor. Her birini ikişer defa yazarsanız öğretmeniniz mutlu olacaktır. Mesela şuraya dolap, şuraya sıra ama el yazınızla en güzel. Buraya sıra yazıyorsunuz. İkişer defa yazarsanız iyi olur arkadaşlar. Buraya masa yazıyorsunuz. Burada pano. Ama farklı yazı stilleri var. Ama siz kendi yazı stilinize göre bu şekilde ama kendi el yazınızla yazın. Mesela şu pano yazısı farklı bir yazı stili. Siz kendi el yazınızla ona benzeterek yazmaya çalışırsınız. Kitaplık, bilgisayar, tahta. Ve tahta ama kendi el yazın. En güzel el yazınızda öğretmeninizi şaşırtınız arkadaşlar. Tahta yazdık bitirdik. Bu şekilde ikişer defa yazarsanız öğretmeniniz daha mutlu olacaktır. Evet arkadaşlar bir sonraki konuda bir sonraki derste buluşmak üzere. Abone olup yorum yazmayı ve WhatsApp gruplarında paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.